Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda ZTZ XV10 W300 Türk Telekom Lokum modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem özelliklerini kısaca tanıyalım. ZTZ XV10 W300 modemler, Lokum modemler, Türk Telekom'un geçmiş yıllarda yapmış olduğu Lokum kampanyası kapsamında kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Sonrasında BTK kurallarından dolayı TTNET servis sağlayıcısı kuruldu ve modemler TTNET logosu ile dağıtılmaya başlandı. Modemleri, Lokum modemleri, daha doğrusu ZTX ve 10W300 modemleri Türk Telekom ve TTNET logosu dışında da dışarıdan temin edilmek mümkündü. Modem kurulumları 3 modem şeklinde de aynıdır. Modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modemin üzerinde bulunan DSL ve internet ışığı yanmayacağı için modeminiz bağlantı sağlamayacaktır. Modem bağlantılarına www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bağlantı şemasını birlikte inceleyecek olursak modem içerisinden bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, PON ve DSL olmak üzere 3 tane giriş bulunmaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hat takılması gerekmektedir. PON bölümüne ev telefonunuzun bağlantısı yapılması gerekiyor. DSL bölümüne de modem arkasında bulunan ADSL bağlantısı yapılması gerekiyor. Eğer evinizde kullanmış olduğunuz bir telefon bağlantısı yok ise arada splitter bağlantısı kullanmanıza gerek bulunmuyor. Dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modeminizin arkasına takabilirsiniz. Modem kurulumu bilgisayar üzerinden yapılandıracağımız için modem ve bilgisayar arasında bir ethernet kablosu takmanız gerekiyor. Modeminizin arkasında bulunan LAN portlarından herhangi bir tanesinin bir ucunu diğer ucunda bilgisayarınızın ethernet portuna ethernet kartınızı da ethernet kablonuzu takarak bağlantı adımlarına geçebiliriz. Modem bağlantılarını bu şekilde yapılandırdıysanız web tarayıcınızın adres satırına 192.168.2.1 yazarak Enter butonuna basınız. Açılan kullanıcı adı ve şifre ekranında kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle TT Galaxy. Şöyle yapalım. Yazılışını görmeniz açısından. Daha önceki paylaşımlarımızda www.zorluteknoloji.com üzerinde modem kurulum adımlarını aktarmıştık. Modemin Türk Telekom logolu olan bölümünde kullanıcı adı admin şifre TT Galaxy. Modemin logosuz olan bölümlerinde kullanıcı adı admin şifre admin. Modemin TTNET logolu bölümlerinde kullanıcı adı admin şifre TTNET. Elimizdeki modem Türk Telekom logolu olduğu için TT Galaxy olarak giriş yapıyoruz. Oturum aç butonuna basıyorsunuz. Eğer şifrenizi kabul etmiyorsa söylemiş olduğum gibi modem üzerindeki logoları kontrol edebilirsiniz. Hangi logo varsa buna göre bir şifre deneyebilirsiniz. Bu şifreleri girmenize rağmen yine de kabul etmiyorsa modeminizin arkasında bulunan reset butonuna 10 saniye basılı tutarak modemi resetleyebilirsiniz. Modem üzerindeki reset butonu modemin hemen altındadır. Modemi çevirdiğiniz zaman seri numaraların olduğu bölümde küçük bir delik bulunur. Reset butonu arka tarafında aramanıza gerek bulunmuyor. Şifre adımını geçtiğinizde karşınıza şifrenizi değiştirmenizi isteyen yeni bir ekran gelecektir. İsterseniz TT Galaxy, TTNet ya da admin şifrenizi buradan değiştirebilirsiniz. Ya da değiştirmeden geçiniz butona basarak şifreyi değiştirmeden geçebilirsiniz. Modem şifre adımlarını geçmenizin ardından modemin arayüz ekranı geliyor. Tüm modemlerde, tüm TTNET ve Türk Telekom logolu modemlerde modem arayüzü aynı. Kurulum adımlarını şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Arayüz ayarını bölümüne tıklayın. Açılan bölümde internet ayarlarını tıklıyoruz. Sırasıyla gidecek olursak sanal devrede PVC 0, durum etkin seçiyoruz. VPU 8, VCU 35, ATM QoS OBR, ISP bölümünde Türk Telekom altyapısı PPPoE'dir. Burayı seçiyoruz bu seçeneği. Servis adı bir kısmı boş kalabilir. Modem otomatik olarak TT Galaxy olarak geliyor. Yani lokum modem olduğu için modemimiz otomatik olarak TT Galaxy kullanıcı adı ve şifresiyle geliyor. Kullanıcı adının sonunda domain adı TT Galaxy olarak geliyor. Eğer lokum modem kullanıyorsanız şu anda lokum modemin servis alıcı olarak tarif olarak satışı olmadığı için TT Galaxy'si değiştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda diğer servis sağlayıcılarda da bu modemi kullanabilirsiniz. Bu nedenle burayı diğer bölümünü seçiyoruz. Kullanıcı adı bölümünde servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Kullanıcı adımızın sonuna @ttnet yazıyoruz. Türk Telekom için
ve TT-Net logolu modemler için ya da Türk Telekom logolu modemler için servis sağlayıcınız TT-Net ise buraya TT-Net yazıyorsunuz. Eğer farklı bir servis sağlayıcı kullanıyorsanız servis sağlayıcılara göre bu değişkenlik gösteriyor. Her servis sağlayıcının kendine ait bir domain adresi bulunuyor. Yine tüm servis sağlayıcılara ait domain adreslerine www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Tüm servis sağlayıcıların domain adresleri burada sistem üzerinde yer alıyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Biz Türk Telekom kullandığımız için @TT-Net yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız yine çağrı merkeziyle, servis sağlayıcınızın çağrı merkezinde görüşerek kullanıcı adı ve şifrenize ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı şifre bilgilerinizi çağrı merkezi numaralarına www.zorluteknoloji.com üzerinden burada çağrı merkezi numaralarına ulaşabilirsiniz. Enkapsülasyon bölümünde PPP-OELLC seçiyoruz. Köprü arayüzünde devre dışı bırakıyoruz. Diğer ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadan kaydet butonuna basıyoruz. Ayarlarımızın kaydedilmesi için kısa bir süre bekliyoruz ve ayarlarımız kaydediliyor. Modemin kablolu ayarları bu şekilde. Modem bağlantılarına geç, yani modem bağlantılarını yaptıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizin doğruluğundan da eminseniz modemin bağlantısında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan modemin DSL ışığının sabitlendiğini, internet ışığının yandığını göreceksiniz. Eğer kullanıcı adınız hatalı ise ya da domain adresinin hatalı girdiğinizde modeminizin internet ışığı yanmayacaktır. Kullanıcı adı şifre hatası alacaksınız. Bu durumda da bağlantı sağlayamayacaksınız. Bu nedenle bu kullanıcı adı ve şifre bölümünün doğruluğundan emin olmanız gerekmektedir. Modem kablo bağlantı ayarlarından sonra modemin kablosu ayarlarını yapılandıralım. Yine modemin arayüz ekranında internet bölümünün hemen yan tarafında LAN kablosu bölümleri var. Kablosu'na tıklıyoruz. Açılan bölümde kanal modu bölümünde Türkiye bölümünü seçiyoruz. Hemen yan tarafında otomatik kanal bölümü geliyor. Eğer burada kanal bölümü otomatik bırakırsanız modeminiz kendisinin belirlediği şekilde etrafındaki wireless durumlarına göre bir kanal modu belirleyecek. Burada 1'den 13'e kadar kanal modları var. Her kanalın kendine ait bir frekansı var. Bu frekanslarda uzun mesafe wireless sinyalinizin uzun mesafelere yayılmasını ya da kısa mesafede kaliteli sinyal almanızı sağlıyor. Bunlarla ilgili yine detaylı bilgiye www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada tüm frekansların hangi Wi-Fi modunu seçmeniz gerektiği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Detaylı bir şekilde incelerseniz kullanmış olduğunuz Wi-Fi ağına göre de buradan bir seçim yapabilirsiniz. Eğer seçim yapmak istemiyorsanız burayı otomatik olarak bırakabilirsiniz. Kablosuz işlemci sayısında burada istediğiniz aralığı belirleyip kaç kişinin wireless ağından yararlanmasını istiyorsanız bunu belirleyebiliyorsunuz. Örneğin burayı 1 yaptığınızda sadece 1 kişi kablo sağınızdan yararlanabilir. 10 yaptığınızda 10 kişi sadece giriş yapabilir. 0'dan 16'ya kadar kablo sistemci yani kablo sağa bağlanacak kişi sayısını belirleyebilirsiniz. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda SSID bölümünü göreceksiniz. SSID bölümünde kablo sağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor. Hangi kablo sağ ismini görmek istiyorsanız buraya bu ismi yazabilirsiniz. Biz Zorlu Teknoloji olarak belirledik. Şifre doğrulama türü olarak VPA-PSK seçiyoruz. Standart olarak geliyor zaten. Şifre tipi TKIP AES olarak geliyor. PSK anahtarı bölümüne de en az 8 haneli, en çok 64 karakterli, içerisinde bir büyük bir de küçük harflerden oluşacak şekilde rakamlardan oluşan bir şifre belirlerseniz şifre güvenliğini sağlamış olabilirsiniz. Biz geçici bir şifre belirleyelim buraya. Ve kaydet butonuna basıyorsunuz. Evet. Modemin ZTZXV10W300 modeminizin kablolu ve kablosuz ayarlarını yapılandırdınız. Modem bağlantılarınızı söylemiş olduğumuz gibi yapılandırdıysanız bağlantı sağlayabilirsiniz. Modeminizin üzerinde şu an yapmış olduğumuz ayarlara göre DSL ve internet ışığının sabit olarak yanması gerekiyor. Eğer kablo bağlantısıyla bağlantı sağlıyorsanız da LAN ışıklarının yanıp sönmeye başladığını görüyor olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zorluteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri,
televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zoruteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zoru Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zoru Teknoloji Facebook sayfasına beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zoru Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zoru Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zoru Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.